Bismillahirrahmanirrahim. Şey de aç. Üstünü aç. Aç. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Çünkü ders farklı. Bakayım ilginizi çekecek mi? Bir mukaddeme yapayım. Allah'ı niye kendimize yakın hissetmiyoruz? Allah böyle deyince korkma hatırımıza geliyor. Korku hatırlanıyor. Yani kendimize yakın hissetmiyoruz. Yani şunu kastediyorum. Teyzen deyince ne kadar yakınlık hissediyorsun teyzen? Amcam, ablam, babam, annem. Allah deyince böyle yakınlık hissetmiyoruz. Haşa sanki diktatör gibi abi. Yap, et, yapma, etme. Yani gibi yani. İşte konu o. Veya yaşantımızda ne kadar şey var? Yakınlık. Yani hayatımızda Allah ne kadar var? Yani Allah bizim için nedir? Veya Allah bizim için ne ifade ediyor? Değişik değil mi Selahattin abi? Yani işte ne? Ha, kulak sorunu. Bu ses tonum duyuyor musun? Duyuyorum şimdi biraz. Tamam, biraz. Tamam. Ben bir mukaddeme yapacağım. Allah Celle Celaluhu ile niye yakınlığımız akrabalar arası gibi yakınlık hissetmiyoruz? Niye kardeşim gibi hissetmiyorum? Niye bir dostum kadar Allah'a yakın hissetmiyorum kendime? Aynı şahsa teyze, kızım, bacım ve anam deniyor. Mesela şöyle düşün. Bir kadın düşünün. O kadın aynı zamanda teyzedir. Birilerine haladır. Birilerine kızıdır, birilerine annedir, birilerine bacıdır vesaire değil. Ne demek o? Bak şimdi, aynı kadın birilerine teyzedir, aynı kadın birilerinin kızıdır, o kadın. Çünkü ona yüklenen manaya göre duruşumuz ve bağımız dereceleniyor da ondan. Ona duruşumuz önemli. Yani durduğumuz yere göre şekil alıyor. Öyle bir yerde duruyoruz ki o kadına annedir. Öyle bir yerde duruyoruz ki o kadın kızımdır. Öyle bir yerde duruyorum ki o kadın benim bacımdır. Veya teyzemdir, halamdır. Demek ki durduğumuz yere göre farklılık oluyor. Değer alıyor. Ve dolayısıyla o unvan alıyor. Benim sağımda diyorum ama ötekinin solunda oluyor o kişi. Evet. Yani tanımlamak için kullanıyoruz sağ ve sol. Bizde oluşturulan anlayış. Ya bizde teyze deyince ne oluşuyorsa. Yani teyze denildi, teyze, bu senin teyzen, annen. Bizde bir yapı oldu, yapı taşı oldu. Yani devamlı su yumuşaktır, kaya serttir ama vura vura oyuyor. İşte teyze, bu senin teyzen ha, bak teyze diyor. Artık orada bir şuur oluştu. Anlatılanlar ona karşı bir şahsiyet oluşturdu bende. Ha teyzemiş benim. Teyzem oluyor. Birileri bana dedi ki bu senin teyzen ilk önce öyle dedi. İlk önce ben teyzemin teyzen olduğunu bilmiyordum. Birisi öğretti bana.
teyzen, hatta anne baba, anne, anne, annem, anne çocuğuna diyor ha bebeğe. Yani anne, anne, çocuk da anne, ha alkış yapıyorlar, çocuk aynısını yapsın git alkış alsın. Annenin anne olduğunu çocuğa anne öğretiyor. Nasıl öğretiyorsa o ona göre artık telaffuz eder. Demek ki Allah anlayışımız, şuurumuz bize kim Allah'ı anlatmışsa o tipten oluyor. Allah böyle bir ceza müessesesi, fatura kesen, hapseden, gardiyan, böyle hemen hatırlandığı zaman böyle kabir hatırlanan, cehennem hatırlanan. Yani çoğumuz mesela Allah deyince cennet hatırlanmıyor. Çünkü şuurumuza, uydurukçasıyla bilincimize birileri bunu böyle soktu, becerdi yani. Ürkülen bir şey, korkulan bir şey. Oysa Allah diyor ki Kur'an'ında, benden başka bir şeyden korkmayın. Korkulacaksa benden korkun diyor. Yani korkun, yani ben de böyle korkulacak şey değilim. Çünkü kainatın ve insanın yaratılışı en büyük sebebi, bir sebebi vücudu muhabbettir. Seni sevip yaratandan korkulur mu? Ama genelde bu psikoloji Müslümanlara yerleşmiş. Mesela bakıyorsun bir Alman'a veya bir şeye bakıyorsun. Allah'a karşı hiçbir korku bir şey yok yani. Yani bunun birazına kökenine indim İsmet'im, canım benim bak. Beni çok rahatsız ediyordu yani bu. Osmanlı'nın son döneminde nasıl girmişse Şeyhülislam'a kadar yükselmiş masonlar var. Yani hocalı tiplerini vesaire. Tabii medya ile bire bin yaptılar. Benim anlattığım bir tane de belki de yüz yaptılar. İngilizler İslam'ın ezeli düşmanı, dini eğitim, dinden koparamayacaklarını anladılar bu milleti. Bu milleti dinden koparamayacaklar. O zaman bu milletin neslini Allah'tan soğutmak lazım. Onun için Allah'tan soğutmak için en müessir sebebi ve kısmen de muvaffak oldular. Bu Osmanlı'nın eğitimi nereden geçiyor? Çocukları. Çocuklara falakayı çıkarttılar. İngilizlerin şeyidir bu. Sünnet-i Seniyye'de böyle bir eğitim yoktur. Allah Resulü'nün hayatında böyle bir falaka yoktur. Şiddet yoktur. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Oğlu değil mi? Yani köle alınmış sonra. O kanun Allah tarafına gelince onu da azat etti vesaire. Bana bir defa diyor kızdığını vurdu yoktur diyor. Ama onun kadar da eğitim alan yoktur. Bir tanesi söylesin mesela eğitim metodundan bir tanesini. Benden diyor hakkı olan gelsin alsın diyor. Sahabenin bir tanesi diyor ki benim sırtıma vurmuştun diyor. Hürriyet-i Şer'iye bak. Bunun daha zirvesi olmaz ki. 1,5 milyar insanın peygamberi. O zaman diyelim ki 100 bin diye. 100 bin. Ve 4-5. 110 bin kişi. 110 bin. 100 de. 100 bin kişinin önünde yapıyor bunu. Evet. Ya Allah göster. Bana böyle bir tanesi şiddet etse siz herhalde durmazsınız. değil mi ya? Böyledir yani. Muhabbet ettiğin kişi insan. Linç ederler. Mahmud Efe, Bayram Hoca'yı evet. Şapanlar öyle oldu. Şimdi Resul sahabenin bir tanesi benim hakkım var diyor. Bana vurdunuz diyor. Allah Resulü oysa vurmamış ama peki yani sen nerede vurdun? Nasıl vurdun? Ben öyle bir şey hatırlamıyorum demiyor. Peki dedi gel sen de vur. Ama diyor bana diyor sırtıma çıplakken vurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh çok celalleniyor. Ama Allah Resulü var. Ona böyle şey yapınca sırtını açınca sahabe mührü peygamberi öpüyor. Öpmek için yapmış. Ha. Şimdi ben kim vurdu yok ki bir tane. Resulullah'ın sünnetinde yok. Yok yani böyle bir eğitim yok. Nereden çıktı bu falaka, bu dövme meselesini? Meşgul olmuştum. İngilizlerin son tarihlerde Müslüman çocuklarını İslamiyet'ten soğutmak için çocuk bir dayak yiyor, bir daha gitmiyor. Çocuk da bu. Yani hakka hak bilip de gelecek değil ya.
Ya teşvikle geliyor, değil mi? Ya korkuyla geliyor. E korku da babadan vesaire de. Bir de hoca, bir baba babadan korkuyor. Bir de hoca falaka yatırsa, sistem bozuluyor insan. Yani dolayısıyla bizim uydurukçasıyla oluşturulan bilinç, İngiliz'de bunu yapmış. Korkutulmuş. Ha. Bize oluşturulan o şuur, o anlayış, biz ondan sonraki senelerde Allah hakkında düşüncelerimizi bunun üzerine bina ettik. Mesela hele Almanya'dakilere söylüyorum. 0-6 yaş arasında ne verdin? Verdin. Gidiyorsun Alman kreşlerine koyuyorsun. Oradaki kadın ne vermişse. Abi sana düzeltirim. Hiçbir şey düzelmez. Sabit hard disk'tir 6 yaşına kadar. Sana bak Allah hakkında verilen bilgi düzeliyor mu? Yok. Düzelmiyor. Çok zor. Düzelmiyor. Anlatılanlar anlatılar ona karşı bir şahsiyet bizde oluşturmuş Allah'a karşı. Eğer hiç anlatılmasa idi o tasavvur olmazdı. Hiç Allah anlatılmasaydı Allah hiç düşünülemezdi. Fetret ehli böyle ya. Sonra onunla yakınlık derecesine göre ona mana yüklemeler değişir. Misal iki teyzenin iki çeşit değil iki teyzenin ikisi eşit değil pardon. İki teyze var. Mesela benim var böyle üç teyzem var. Üçü de birbirine eşit değil. Niye? Senin nazarında farklı. Bende oluşturulan şuur yani uydurukçasıyla bilinçten farklılık oluyor. Mesela o da teyze, o da teyze. Niye farklı? Ona yüklenen mana, bende oluşturulan, bana yapılan telkin, bana yapılan propaganda. Ondan teyzeler farklı. Tasavvurlarımız ona o mana yüklüyor. Yani bizim düşünceler ona mana yükleyince ona karşı duygu oluyor. Unutmayın. Düşünceler duyguları, duygular da hisleri oluşturur. Neyi düşünüyorsanız o tipten hissiniz olur. Tersini söylüyorum. Soğuğa girdiniz, sıcağa girdiniz, kapalı bir yerde, bazılar asansörde vesaire. Hadiseler hislerimizi kıpırdatır. Hisler de düşüncelerimizi oynatır. Onun için bulunduğumuz yer, oturup kalktığımız kişiler hislerimizi uyandırır. Hisler de aklımızı, tasavvurumuzu aktif eder. Artık o bulunduğumuz ortama, giydiğimiz şeye göre düşünceler olur. Yani tesadüfen olmaz. Allah Allah bu düşünce nereden geldi? Şu anda bak düşünceleriniz çok farklı. Aslında düşünceler yaratılıyor mu yoksa o yani mevcutu aktif ediyorsun. Aktif ediyorsun. Aktif ediyorsun he. Mesela bak şimdi biraz önce başka yerdeydiniz tamam değil. O zamanki düşünceler farklı. Niçin farklı? Farklı yerde bulunmaktan gelen hisler farklı. Yani göz bir şey seyretti. Kulak duydu. Burun kokladı. Dil tat aldı. El dokundu. Bunlar hislerimizi oluşturuyor. Hisler de tasavvurlarımızı oluşturuyor. Yani düşüncelerimizi. Tasavvur denilen şu depodur. Nihayetsiz düşünceler var. Onların içinde tak bir tanesini öne çıkarıyor. Dosyayı alıyorsun. Dosyayı çıkartıyorsun. Sonra bunu akla götürüyorsun. Akıl artık buna göre düşünüyor. Düşünce çeşitliliği içinden bir tanesini çıkarıyor. Ondandır ki bulunduğunuz yere göre hislerinizin uyanması kaçınılmazdır. Bulunduğunuz yere göre duygunuz ve hissiniz uyanacaktır. Bulunduğunuz yerden farklı his olmaz. Farklı olmaz. Bu ters olur. Mesela hep olumsuz konuşan, hep böyle bardağın boş tarafını gösteren, negatif bakan bir topluluktayız. Olsak kendini mutlu hissedebilir misin? Onu bunu çekiştiren, yalan konuşan, aldatan, ben ne bileyim böyle ahlaksız bir ortamda,
ahlaki değerler uyanmaz ki. Mesela bu misal verim geçeyim. Buzu aldınız fırına, buz olarak tutabilir misiniz? Yani fırın ortamı. Değil mi? Ya. Peki, bir soğuk hava deposu, peynirlerin ve buzların saklandığı bir yere buzu götürseniz eritme şansınız da yok. Buzdolabından sıcak su olmaz. O zaman ne olmak istiyorsanız o ortamda olmanız lazım. Başka bunun kuralı yok. İyi olmak istiyorsan iyilerle beraber olacaksın. Kendini iyi hissetmek istiyorsan kendini iyi hissedenlerle beraber olacaksın. Onu bunu aşağılayan, onu bunu tenkit eden, eleştiren, taassup yapan, sorgulayıp yargılayan, tehdit eden, Allah ile tehdit eden, sadakasızlıkla tehdit eden, cehennemin dibindesin bilmem ne gibi böyle abuk subuk şeylerle insanları tehdit eden bir ortamda bulunmayın. Bu ne davadır orası, ne hizmettir, ne dindir orada. Abuk subuk şeylerle dolu şeyde ne olacak yani? Ona delilim nedir? Kendini kötü hissetmendir. Bir dini mecliste kendini kötü hissedemezsin. Ediyorsan bir yerde bir sorun var. Ya sende bir yamukluk var, ya orada bir tuhaflık var. Böyle bir mecliste insan kendini kötü hissedemez. Oysa nesebi sinyaller ki görünüyor, bilinmiyor, inikastar oluyor. Hem şehvet ve gadab duyduğumuz aklı gitmesi halinde ne ona şehvet duyarız ne de gadab. Mesela birisine gadab duyarız böyle öfke, onu kırarım kafasını falan nasıl şey dedi. Veya şehvet arzu olur. Yani bak bir şey anlatacağım. Duyguyla, hisle akıl arasındaki ilişkiyi en güzel bir örnekle anlatmaya çalışacağım. Birisine onun iftirunun için kıvını kıracağım seni ya nedir şey yaptın falan. Veya şehvet oluyor. Peki bu adam aklını alalım. Şehvet olur mu? Delinin şehveti olmaz. Peki aklını alsak bir saat önce birisinin kurur mu lan o kafanı böyle kalem gibi kırarım diye nefret ettiği adamı göstersek aklı gittikten sonra gadabı olur mu? Hassasiyet öyle değil mi aslında? Bitti ya. Bu ne demektir biliyor musun? Hisleri olmadığı için yani aklı olmadığı için hissi yoktur. Hissi olmayınca da aklı da olur. Şuur ve his, şuur. Evet, yani eylem mesela. Ortam hislerimizi aktif ediyor. Hisler aklımızı aktif ediyor. Tersi düşünelim. Oturuyorsun böyle. Düşündüğün bir şey hissini aktif ediyor. His de realitede imiş gibi, yani gerçek bir yerdeymiş gibi kendini öyle hissedersin. Onun için tefekkür insana küçük bir cennet oluşturur. His iptal olduğu zaman aslında her şey bitiyor. Her şey bitiyor. Nadir abi de şekil ağda görüyor. Evet. Yani hiçbir şey yok. Mesela his iptal oldu. Kızdığın, nefret ettiğin, şehvet duyduğun kadın veya nefret ettiğin adam ortada yok. Yani o şey yapar. Ortada nefret yok. Niçin yok? His yok. Akıl da yok, his de yok. Yani dolayısıyla nefret gibi, şehvet gibi, adavet gibi, muhabbet gibi tabi bunlar hep his ve akıl ilişkisiyle orantılıdır. Onu anlatmaya çalışıyorum ve buraya geçeceğim. Ya bu mukaddeme olmadan burası zor oluyor gibi geliyor. Anlatacağım yer çok intikal. Çünkü ona karşı tasavvurumuz değişti. İstisnalar hariç. Yani ona karşı düşüncelerimiz önemli. Sayfa 619 sözler. Şimdi bu 10 dakika mukaddeme ile bakın şimdi. Diyor ki ikinci remiz Seyyid Şerif-i Cürcani Şerh-i Mevakıf'ta demiş ki sebebi muhabbet
yani bir şeyi sevmenin gerekçesi 3 tanedir. Bir şeyi sevmenin gerekçesi 3 tanedir. Ya lezzettir, ya menfaattır, ya müşakelet, yani meyli cinsiyet, ya kemaldır, ya lezzet veya menfaattır. Bir. İkisi bir. Lezzet veya menfaat. Bu bir. Veya müşakelet, yani meyli cinsiyet. Tamam mı? Yani cinsiyet, cinsellik de olur. Cinsiyet, yani insan olma hasebiyle. Ona bir yakınlık, akrabadır, cinselliktir falan. Yani insanlıkla alakalı şeyler. Meyli cinsiyet. Şekil mi müşakelet? Yani müşakelet de şöyle. Mesela insan olma hasebiyle teyzem olursun, efendim hanım olur, sevdiğim bir dostum olur, dağ arkadaşım olur, peygamber olur. Veya kemaldir. Yani üç şey için insan sevilir. Ya lezzettir veya menfaat, ya da müşakelet, yani meyli cinsiyet. Veya kemal. Bundan dolayı sevilir. Yani kamil insanlar sevilir. Kamil insan akıl, kalp, fiil bütünlüğüne gelmiş insandır. Bu insanın tadına doyulmaz. Eylemi, söylemi, fiil. Kendisinde görünen hal aynı olan. Aynı. Çelişmeyen. Yani neredeyse aynı olan. Çelişmeyen. Çelişmeyen, çatışmayan. Bu kişi kamil. Kamil deniliyor. Kamil. Yani dünyada en lezzetli şey nedir denilirse bana göre, dünyada en lezzetli şey güzel ahlaklı insandır. Sahabelerin hanımları vardı ama Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dizinin yanından kalkıp karılarına gitmezlerdi. Ayet gelmek zorunda kalmış. Yani onu da bırakın insandır, bırakın dedi. Resulullah'ın yanında kalkmıyorlar. O da erkek, o da erkek. O da zaten şeyi gereği diyemiyor. Kalkın gidin. Allah uyarmış. Allah uyarmış. Ayet var aslında. İki tane ayet var. Bunun. İki tane ayet var. Allah uyarmak zorunda tövbe kalmış diyeceğim mi? Haşa. Allah uyarmış. Bakın dikkat edin. Sahabe kadar Resulullah'ı seven var mı? Yok. Peki cinsiyet midir? Kesinlikle. Değildir. Ha, cennette de huri vardır. Huri sırf erkekler sevmez. Belki kadın daha fazla sever. Niye? Kadın kadınla sohbet etmeyi, sırtında yük dahi olsa saatlerce orada yükün altına alıp sohbet etmeyi sever. Erkek de iki kelam iletmez. Vurdular. Anladın? Karadeniz'de şey taşıyor değil mi? Sırtında odun taşıyorlar. Birinin sırtında var bir dünya odun. Ötekinin sırtında da var. Evet. Denk geldi. Küsün ya. Bu realite canım ben çocuktum. Ondan sonra rahmetli babam derdi öyle denk gelmiş. Ya bari bir yere koyun da konuşun derdi. Yani onları ayırmak için. Yani bir şey anlatmak için. Bir muhabbet, bir alaka, kör olası cehalet, hele hemen cinselliği götürüyorlar. Ya kardeşim kadın cinsellik değil ki ya. Şaşıracaksınız ama huri cinsellik değil ki. Hemen ona gidiyor. Nereden diyor? İşaret-i cihazda kadında maksat kalbidir diyor. Kalbine mukabil bir kalp diyor. Cinselliği demiyor ki. Sireti. Ben mi ters anlıyorum bu külliyatı ya? 134 mi abi? İstersen yok. Varsa. Sireti de diyor abi. Yani versene inşaat yücelerse. Burada abi. Nereden? Ver abi. 134 mi? Sanki öyle aklımda almışım. 142. Yok. İcazık şeyde olacak. Cennet, kıyamet. Cennette de abi. Cennette de. İsmail-i cennet. Nübüvvet. Yani acebime gidiyor benim de Risale-i Nur. Şimdi böyle deyince tabii ortalık ya nereden çıkarıyor? Ya kardeşim nereden çıkarıyorum? Bak şeye kaçıncı sayfadaydı? Fazla aramayalım. Ahiret, kıyamet ahiret. Huri. Burası mı? Nükte-i Caziye.
Kalp. Kalbine mukabil kalp diyor. Kıyamet ve ahiret değil. Herhalde bu. Bu şey kıyamet ve ahiret maddesinde de orayı bulalım. Kalbi mukabil. 145 arasında. 145 mi? 142 diye ben. He he tamam. Saatin ne sastırında? Tamam. Kıyamet ve ahiret. Diyor ki bak. Saadetin esaslarından. Ya bende bir tuhaflık mı var yani bilmiyorum anlamıyorum ya. Saadetin esaslarından nikah ise, nikah, yani şirî bir bağ. Evet, insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler ve lezaizde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde de yek diğerine muavin ve yardımcı olsunlar. Evet, bir işte mutahhir kalan veya bir şeye dalarak tefekkür eden adam, velev zihnen olsun, ister ki birisi gelsin, kendisiyle o hayreti, o tefekkürü paylaşsın. Mesela bugün denize gittik. Gördüğümüz şeyleri. Ha baksan bak. O da bakıyor. Ama deme ihtiyacını duyuyoruz. Şeyde de öyle ya. Maç seyrediyorlar. Öteki taraftan söyleyeyim. İkisi de aynı masada şeyde oturuyorlar. Maç seyrediyor. Vay be gördün mü ya? Tabii gördüm. Beraber seyrediyorum. Maçı beraber seyrediyoruz. İki saat sürüyor. Veya bir saat sürüyor maç. Maçtan sonra iki saat ikiniz de aynısını seyrettiniz. İki saat maç konuşuluyor. Ya bu şöyle yaptı. Tabii böyle yaptı. O şöyle yaptı. La beraber seyrettik de daha. Bu böyle bir ihtiyaç var. Ben bunu mantıksız görmüyorum. Çünkü bak burada diyor ki birisi gelsin. Bak diyor ki bir işte mutahhir kalan veya bir şeye dalarak tefekkür eden, bir şeyi düşünen adam, velev zihnen olsun, ister ki birisi gelsin, kendi takdir ettiği, sevdiği, hayrete düştüğü, merak ettiği, gördüğü bir şey var. Görüyor musun falan? Koca deniz gitti. Adam diyor ki, deniz. Yalan değil, bana şahitsiniz. Adaya gidiyor, at arabası ya, çok ilginç. Diyor ki deniz gelince ne kadar oluyor diyor. En az 3 metre oluyor diyor. 3 metre olduğu yerde atla geçiyoruz. Yani gelse atı da geçecek. Hepimiz geçecek. 3 metre ya. 2 metredir şu dairenin yüksekliği. 2 metre 70 santim. 2 metre 70 santimdir bu. 3 metre rüzgar olursa diyor çok oluyor diyor. Şimdi Allah Allah belki de 5 defa söylettirdik adama. Ama duymak garibime gidiyor. Nasıl bir de söylesin hele dedim ya. Birisi gelsin o hayreti, o tefekkürü paylaşsın. İyi dinleyin bak. Kalplerin en latifi. Ya gel de bunu istismar et, cinsellikte anla yani. Böyle şuna bak yani ben acayibime gidiyor yani. Kalite bu ya. Risale-i Nur hakikaten insana kalitesini, TSS'ini takıyor biliyor, veriyor yani. Türk Standart Enstitüsü var ya, TSE. Bak kalplerin en latifi, en latif kardeş, benim değil, en şefiki, şefik, şefkatli, kısmı saniyle tabir edilen kadın kalbidir. Kısmı sani ne demek? İkinci kısım. İkinci kısım. İkinci kısım. Birinci manası şu, fazla ötekisini konuşmayacağım, bir şey işaret edeceğim, tamam. Kısmı sani yani senin kalbinin bir fotokopisi. Tamam.
ikinci bir manasının çok küçük bir manasını. Fazla soru sormaya girmeyeceğim. Sanki rahmet ilahi cisimleşmiş, o kadının kalbi olmuş. Sani'in sanki böyle merhamet. Yani çocukluktan beri düşün, ananı çocuğuna yaptığın. Bu ancak böyle bir kısmı sani olması lazım. Bunu anne kendisi göremiyor. Bunu ancak biz görebiliyoruz. Anne çocuğunu göremiyor çünkü sen eline yaptığın tırnağını kesiyorsun bakımını. Kimse görüyor mu? Sen bu elini nasıl hissediyorsun? Bakar mısın eline? Erkek çocuğunu kendinden bilir. Benden olmuş bu der. Kadın çocuğunu kendisinden bilmez. Kendisi bilir. Uzantısı. Kol nasılsa senin benim. Kadın çocuğunu böyle bilir. Tabir edilen kadın kalbidir. Fakat kadın ile ruhi imtizaç geçimi ikman eden kalbi ünsiyet ve ülfeti itmam eden. Yani o kalple de nasıl olacak? Kalbe karşı ünsiyet ve ülfet olması lazım. Bir ünsiyet olacak, alışkanlık olacak, bir alışma yani tanışıklık olacak. Ülfet şey ise, ülfet ise yakınlık. Ama birbirini tamamlama adına devamlı yenileyen. Diyor ki Eden, suri ve zahiri olan arkadaşlığın, yani suri ve zahiri var ya beraber olmak, yüzeysel, bedensel menfaatlenmek, bu zahiri, suri, zahiri olan arkadaşlığı samimileştiriyor bu hal. Kadının iffetiyle ahlak-ı seyyiden temiz ve pak bulunması, çirkin arızalardan hal olmasıdır. Mesela ona ait şeyi söyleyeyim. Hocam kaç sayfada? 145. 145 mi? Evet. İşaretleyeceğiz 145. Abi çok şey... ilginç değil mi? Hı. Mesela bir misal vereyim. Çok özür dilerim, affedersiniz ama bir şeyi anlatmak için söyleyeceğim. Çoğunuz evlisiniz. Hanımınızdan aldığınız hazla özürünüze sığınıyor. Aldığınız hazla Allah'ını seversen anandan aldığın haz aynı mı? Yani cinsellik değil. Ama ananın hiçbir şeye benzemiyor. Başka bir haz. Yani bedensel üstü bir şey. Sen ablanla oturduğun zaman cinsellik mi var? İşte kadın kadından böyle yakınlık hissediyor, ondan memnun oluyor. Kadın kadını memnun ediyor da bir sıkıntısı var, bertaraf ediyor. Resulullah'ın yanında sahabe oturmuş, cinsellik mi var? Kadın kadın yanında da cinsel şey... Erkek erkeğin yani sahabe Resulullah'ın yanında oturduğu zaman cinsellik olmadığı gibi kadın kadının oturduğu zaman cinsellik olmuyor ki. Yani bunlar çok sonradan nasıl çıkmışsa bedensel hayata indirgemek Yahudilerin şeyi, ahir zaman fitnesi. Oysa kalbe mukabil kalp. Abi özür dilerim buyur. Üstad hani diyor ya bir yaşında bir çocuğa sorsan en tatlı halet ne dedi. Ben bunu gözümle gördüm. Çocuk vuruyor annesinden. Dayak yemek için. Ondan sonra ağlıyor, annesine saldırıyor. Bunu canlı gördüm. Gör, senin çocuğun da mı? Çocuk acayip lezzet alıyor bu olaydan. Fesubhanallah. Hani bunu gördüm, ondan sonra dedim ki çocuğu yani, olanlar bunu görüyor. Risale-i Nur bir tuhaf yani. Kalbe mukabil kalptir. Kadın kalbi ise en latif, en şefik. Diğer tabirle kısmı sani tabir edilen. Kısmı sani. Seni yaratan Allah'ın he? Sözler 640'lı bir yer var abi. 640. Okur musun abi? Okuyayım mı? He. 639'dan alayım ben. He. Hem refikayı hayatını rahmet-i ilahiyenin munis, latif bir hediyesi olduğu cihetiyle sev ve muhabbet et. Fakat çabuk bozulan hüsnü suretine muhabbetini bağlama. Belki kadının en cazibedar, en tatlı güzelliği, bak, kadınlığa mahsus bir letafet ve nezaket içindeki hüsnü siretidir. Ahlakı. Şimdi İbrahim devam et okuyacaksan. Ve en kıymetdar ve en şirin cemali ise ulvi, ciddi, samimi, nurani şefkatidir. Öf. Şefkatin tanımladı. Şefkat neymiş? Ulvi, samimi, ciddi. Nurani. Nurani 4. Neymiş?
şefkatidir. Şefkatin içerisinde bu var işte. Bir de okur musun? Ulvi, ciddi, samimi. Ulvi, ciddi, samimi, nurani şefkatidir. Şefkat budur. Sonra? Şu cemali şefkat ve hüsnü siret, ahir hayata kadar devam eder, ziyadeleşir. Tabii mesela cinsellik olsa, karın ve erkek işte sakat oldu, bilmem ne yaptı. O özelliğin gidiyor. İştahın olmuyor vesaire. Atıyorsun kenar. Ama ana öyle mi? Yaşlandıkça daha anam diyorsun, seviyorsun, tamam mı? Veya oğlum diyor. Ana sana nasıl bakıyor? Bir de ziyadeleşir diyor abi. Yani ziyadeleşir. Yani şey, mesela şu cemal şefkat ve hüsnü ahir hayata kadar devam eder, ziyadeleşir diyor. Yani cemal şefkat. Şefkat, ondaki cemalin kalıbı şefkat oluyor. Yani şey değil, yüz güzelliği değil. Biz cemali genelde... Gittikçe de çoğalıyor. Evet, gittikçe de çoğalıyor. Mesela çocuklar annesinden önce babaannesine, anneannesine doğru. Mesela ne dedi o Schweinfurt'ta? Eve gelmeden... Hayır ya, babaannesine gidiyor. İlla her gün babaannesine gidiyor. Niye? Çünkü onda şefkat o kadar annesine göre galip ki. Çünkü ziyadeleşmiş, onun yaşı ilerlenmiş ki. Ziyadeleşmiş. Babaanneye gidiyor, sonra orada işini bitiriyor. Yani yemeğini, haracını alıyor torun. Ne alıyorsa. Yukarı ondan sonra annesine çıkıyor. Haracını alıyor. Tabii yukarı çıkıyor. Niye? Olmaz yok çünkü. Öyle bir şefkat ki. Bak İfrat'a gitmiş neredeyse. Bana olmaz. Benim başımdan geçen bir şey anlatayım. Ondan sonra geçeyim. Ben özel dünyam yok. Evli değilim biliyorsunuz. Vakıf diyorlar. Böyle bir şeyim yok. Bilmem ömrümde. Temas noktasında bir yakınım, mahremim, anamdır, ablam falan vardı. Başka bir bilmem yani. Bir gün akraba, familyalar oturuyoruz. Ablamın evinde. Ablam evli. Yaşlı. Beni yıkamış yani. Ben çocukken yıkamış. Onu hatırlıyorum. O kadar benden yaşlı. Ablam yanındaki koltukta oturuyor. Ben de burada oturuyorum. Benim erkek kardeşim kızdırdılar beni yani. Öyle. Bir din meselesi. Ona ikna ediyorum. Hala böyle inat ediyorlar. Bir de senle sana. He? Bir de senle. Bir de benle. Tanıyorlar seni o zaman. Din oldu mu? Hiç şansım yok. Kim olursa olsun. Öldü bak. Dava arkadaşım. Risale'nin sadakat noktasında yanlışlık yaptı. Üzüldüm ama fazla merhametim olmadı. Din konusunda özel hayata herkesi affeden bir insanım. Özel hayatlarına kimseye bakmam. En rezil, size söyleyeyim, en rezil bir halde sizi görsem insandır, yapar derim. Asla muhabbetimi bozmam ve gözümü kapatırım. Görmemekten gelirim. Vallahi yaparım bunu yani ve yapıyorum da. En rezil halde görsem, duysam gözümü kapatırım, görmezdim. Ve verdiği muhabbeti azaltmam asla. Ama davaya bilerek ihanet ettiğimi affedemiyorum. Bilerek. Bu günah değil ki yani, sen niye bunu yapıyorsun? Hani şudur, neyse. Kısmı saniye bak. Ben yaşadığımı söylüyorum. Ben biraz olayları din potasında, Risale-Nur ve enfus noktasında hassasiyetim olduğu için basit bir şey benim için ciddi bir netice alıyorum. Siz de dikkat ederseniz var ama bak, ben şimdi başıma geçen küçük bir hadise ama korkunç bir olayın, yani içsel yapının ucunu söylüyor bana. Kızdırdı beni kardeşim. Ulan ne biçim insansın dedim ya. Sen hala bu abine itimat etmiyorsun. Böyle kızdım. O da söylüyor. Bağırdım. Cevap vermedikçe daha çok sinirlendim. Sinirlendim. Koltukta böyle oturuyorum. Abdullah. Böyle. Ablam yanımda. Bu. Yaptı. Elini getirdi. Koluma sürdü. Sakin ol kardeş. Kızma kardeş. Sakin ol. Sana yakışmıyor. Elini sürdüğü anda bir baktım ki sanki 500 bin voltluk ceyran, korkunç santral patlayacaktı. Bir topraklama yaptı. Hiçbir şeyim kalmadı. O ben miyim? Ben bunu yaşadım. Nasıl oldu bilmiyorum. Nasıl topraklama yaptı?
kalplerin en şefiki, en nuranisi, en samimi ve ciddisi, en latifi kadın kalbidir ve kısmı sani. Sanki Allah beni rahatlattı. Kalbime bir şey yaptı Allah. Kısmı sani benim, sanki benim kalbimi terbiye ve içindeki o araba çalışmayınca havasını alıyorsun ya, gazını alır gibi. Benim havamı, ateşimi, ne bileyim korumu bir yol yapıp ceyranımı toprakladı. Öyle baktım. Tamam kardeşim ya, yapmayın ya, beni de kızdırmayın. Bir baktım adam aynı böyle şekilde üsluba döndü. Tamam. Şimdi bu annedir. Yani kör olası cehalet kadın diyece cinsellik hatıra geliyor. Oysa ciddi, samimi, latif ve nurani. Dördünü koy tencereye, karıştır şıpkı. Ve bunun topuna, peki niye kısmı sani diyor? Ne olur? Vacibül vücudu merkezden aşağı sayar mısınız? Merkezden aşağı. Vacibül vücut. Vacibül vücudu, mahluk o. Vacibül vücut. Zat. Mahiyeti zatiye. Çık dışarıya. Şunat. Sıfat, esma. Peki, şefkat nerededir? Esmada. Olmaz. Sıfat, indir. Sıfatta da değil. Sıfatta da değil. Attın, daha başı kalmadı Abdullah. Şunatta. Şunat-ı zatiyeyi bana... Hem de en üstte. Bak, Allah'lık hakikati denilen şeyin, böyle haşa bir şey anlatmak için, soğan kabuğu. Merkezde mahiyeti zatı var. Onun hakkında hiçbir bilgi yok. Olmayacak. O nedir bilmiyoruz. İşte merkez Allah o tabi yani. Esma-i Hüsna'daki Bismillahirrahmanirrahim'deki o Allah, bu Allah değil. O Esma'daki Allah. Abi Celil, Cemil sıfatta da var yani. İşte değil arkadaş işte. O sıfat. Şuunat-ı Zatiye'de neler var? Bak. Mahiyet-i Zatiye, çık dışarıya. Şuunat-ı Zatiye. Şuunat-ı Zatiye 8. 7. 8 var ama 7. Merkezde şefkat-i mukaddese. Çık dışarıya. Muhabbet-i mukaddese. Çık dışarıya. Şefk-i mukaddese. Çık dışarıya. Surur-u mukaddese. Çık dışarıya. Lezzet-i mukaddese. Çık dışarıya. Memnuniyet-i mukaddese. Çık dışarıya. İftihar. 24. mektup. Şuunat-ı zatiyenin en merkezinde ne var? Şefkat. Kadın bu şuunat-ı zatiye en cami bir aynadır. Kalbi ama. Şuunatın bir parçası mı var kalptesinde? Tövbe estağfurullah yani. En azami tecellisi. Sıfat ismi aşağıda yani. Ya. Tabii canım. Şimdi sen çocuğunla iftar diyorsun ya. O oradan geliyor. Allah da sen çocuğunda gurur duyuyorsun seni yürürken ha, bir şeyler yaptım asker veya bir şey bir kişilerin yanında çeşitli şeyler böyle ama çocuğa yakışmayan bir akıllı bir şey yapsa yani çocuk yapamayacak bir şey yapsa herkes hayret edip sen de çaktı ne kadar zevk alırsın değil mi benim çocuğum Allah da benim kulum diyor şu anda meleklere inşallah bizimle gurur duyuyor bak benim kulum ve kullarım bak ne diyorlar. Beni diyor bir hadis kutsi. Beni anarsan hususu ben de seni hususu anarım. Sen beni cemaat için anarsan ben de arşa tecelli eder. Bütün meleklerime top şaparım. Ben bunu şöyle ben de orada seni anarım. Sen beni muhabbetimi, sevgimi herkesin için anarsan ben de seni sevdiğimi bütün meleklere derim. Ben bunu sevdim, siz de onu sevin. Böyle Allah sevilmez mi ya? Ben onu anlamamıştım. Bir gün çok savaş ya değil çocuk mi? Çok böyle yani ben bir şey yapıyorum. Hani çocuk babasına bakar ya böyle büyük bir şey görür böyle. Sonra şöyle çaktırmadan bir çocuğa baktım çocuk böyle bakıyor. Dedim acaba biz böyle mi bakacağız? Ya. Orada inkişaf oldu. Şimdi bunu anlattığı şey bize biraz şey gibi. Baba olman lazım ki onu hissedesin. O kelamla ifade edemez. O çocuğunun kendisine bakışındaki hissi baba değilim ki. Hayreti. Evet ben anlamadım. İşte ben ancak Rabbimi öyle.
Mesela ben size şey söylemiyorum. Şey için söylüyorum. Ne olur etmeyeceğiniz inanıyorum. Bak bunun üzerine Allah da yemin ettiği için ben de yemin ederim. Kur'an'a yemin ederim ki cennet denilen bir şey gaye değil benim. Ben o olmamış. Enfusi tefekkürden sonra. Öyle cennet denilen bir şeyi Allah beni kahretsin yalan söylüyorsam. Böyle bir şey inancımdan demiyorum, halimi söylüyorum. Benim ne cennet ne cehennem öyle bir şey yok. Be Allah. Ama öyle bir şey ki korku var. Korku var böyle. Ama örtmüş merhamet. Sahiplenmek. Benim Allah'ım örtmüş bana karşı korkusunu pek göstermemiş böyle. Hafif böyle diyelim. Var. Kenarda böyle hani hafif açık duman. Haf masana mı korku mu? Korku hafif. Sevgim çok. Çok ama. Onun için kabirmiş, nükel mekirmiş, cehennemmiş. Yani haşa şey değil. Sevgim beni bir şey görmüyor. Aşık olmak neyse. Adam aşık olduğumu intihar etmiyor mu kız için? Ulan kız için intihar ediyorsun. Sen Allah için etsen ne olur? Kız için intihar ediyor. Maaşı veremiyor. Şey fabrika iflas etmiş. Borcunu ödemedi de şey yapıyor. Bu en büyük borç olan namazı ödemediğinden hiç endişe bile duymuyor. Aşıklar sevdikleri için kendilerini feda ediyorlar. Ya işte bitti. Allah'a aşık oldun mu? Bu aşık demek ya. Bir şey, bir tuhaf bir şey. Çok hoş bir şey ya. Allah ile konuş. Mecazi bir aşk değil ama değil mi sana? Ya da ilk önce mecazi mi başlıyor? Yok. Ben seni seviyorum da olmuyor. Hadi. Cevap veriyorsa sen de alev oluyor. Ama sana bu yola ulaşmak da riyadan geçiyor galiba değil mi? Nereden? Riyadan geçiyor ihlasa ulaşmak olarak. Evet. Riya mı? Riya diyor. Niçin de İsmet? Şimdi Hasan abi insan hakikatte birini seviyor değil mi? Seviyor. Ama Allah'a gördüğü zaman o sevgiyi ondan alıyor. Yani o sevgiyi ondan alıyor. Ha aşkı mecazi demek istiyor. Yani geçişi o lezzeti alıyor. Evet. Ama Allah'a intikal ettiği zaman bu sefer mecazi şeyi kalıyor. Altı hakiki kalıyor. Hakiki. Ha. Aşkı mecazi, aşk hakiki. Evet. Yani mektubatta söylediği aşkı mecazi yani geçici kadına, mala, mülke aşk Allah'a inkılap ediyor. Mesela çünkü niye sevdiği bir şey olan değmez ya bu sevgi buna vermeye değmez ya. Bana bu sevgiyi veren zatı sevmek bu sevgiden daha lezzetlidir. Yani sana sevesin diye latifeyi veren bir daha söylüyorum. Sana Ahmet'i, Mehmet'i, Fatma'yı, Ayşe'yi şunu bunu sevesin diye o aşkı veren o aşkı sana kim vermişse sevdiklerinden daha fazla sevilmesi lazım. Yunus Emre dediği gibi yani. Allah onun için yani ne bileyim ya niye korkuluyor ben de anlamıyorum ya. Allah sevilir ya. Allah hoştur. Döver. Baba da döver yani. Dövüyor diye sevmiyor değil ya. Abi öcü diye bir şey yok değil mi? Ne acısı ya? Şimdi öcüden korkuyor çocuklar. Tanımadığı için. Öcüyü hayalinde korkacak bir şey olarak tevehhüm etmiş. Vehminde acayip bir yere koymuş. Ondan korkuyor. Tanımadı. Demek ki tanımadığımız için korkuyor. Evet. Allah'ı tanımıyoruz. Çünkü tanısak ne kadar sevilecek bir şey olduğunu o zaman anlayabiliriz. Eğer tanısak var ya tanısak bazı şeyleri bile her neyse. Evet. Yani lazım dediği gibi demeyecek. Kalkıp sarılasım geliyor demiş ya. Onu değil o. Yani ben diyor Allah'a ne olduğumu biraz anlatsam diyor şu şeyleri bile yapmazdınız. Nasıl anlarsın? Rüştü abi demiş ya ben anlatayım ben hepsi. Neydi? Hatta muhteme. Şey zemini değil. İşte onun için demek istedim. Zemin zaman önemli. Allah. Allah hakikaten çok hoş bir. Allah başka bir şey ya. Nasıl bir şey ama sana? Bilmiyorum ama. Başka bir şey mi nasıl? Böyle. Hani ben bilmiyorum. Hiç aşık olmadım. Aşkı mecazım yok. Mektep okuduk ama. Böyle bir şey olmadı ama. Yani diyelim ki şöyle ben Allah'ımdan direkt herhalde bizi oradan başlattı. Bilmiyorum. Yani göğsünde. Göğsünde şurana bir ateş olmuyor mu böyle? Alev gibi yani böyle. Öyle o, öyle bir şey yani. Keyif veriyor. Böyle acayip bir şey ya. Yani odunu saran nur gibi.
odunu yakıttığın zaman odun gözükmez ki. Ya nuru gözükür, ya narı gözükür, ya duman. Ham adam, amelsiz adam odun yaktığı zaman, yani kurumamış odundan duman çok çıkar ya, ama kurumuş odundan nuru çok çıkar, odun gözükmez. Acayip olur yani. Yaş odun dumanı fazla verir. Peki kötü bir şey yapacağımız zaman deriz ya her zaman. Sana ben şimdi şeyini verirdim falan ama Allah korkusu var bende diyoruz genelde. O halde Allah sevgisi var demek daha doğru değil mi? Korkudan yapmıyorum da. Yok yok, korku da olması lazım. Onun hatırına yapıyorum. O da olması lazım. Onsuz da olmaz. Çünkü korkunun üzerine muhabbet kurulur. Korkuyu sökerseniz muhabbet de yok olur. Celalsız cemal yoktur. Ama galip budur. Cemaldir. Cemaldir. Gadabımı, merhametimi, gadabımı aştı. Ama Allah haşa. Şimdi şöyle düşün. Odundan dumanı, ısıyı alın ve dumanı alın. Sırf nur. Nurla odun olur mu? Olmaz. Yani odundan dumanla ısıyı alırsanız odun olmaz. Başka bir şey olur. Allah'tan celal ve gadabı kaharı alırsanız Allah olmaz haşa. Ama galip ötekisi. Onun için hafsız reca, recasız haf olmaz. Ama nedense ben bu şeyleri sizi fazla bombalamışlar veya beni de yaptıkları gibi. Ben bunlardan sıyrılana kadar 20 küsür sene verdim. Yani bizden öncekiler de böyle hep biraz tehditvari dersleri vardı abilerim. Bende de meczupluk herhalde. Benim meşrebimde de bu yok. Benden sonra herhalde terste döner. Ben böyle görmüyorum yani. Bak mesela 145 işareteceğiz. Hiç cin, ben kadın, kalp ya. Yani bir sür, cinsellik mi ya? Kablam sürdü buraya. Elini bir sürdü. Her şeyim boşaldı. Kalp ya. Kardeşim ya. Sana yakışmıyor. Sana yakışmıyor ya. Yapma. Bir şey deme. Şöyle bir sürdü. Ama bir başkası dese olmuyor. Aynı lafı başkası dese olmuyor. Kalpte ne enerji varsa bilmiyorum. Kısmi sani deniliyor. Ağzımı tutmaya çalışıyor. Ama size bir işaret ettim. Şunat-ı Zatiye'nin merkezinden gösterdi. Neyse, acayip bir şey yani. Risale-i Nur hoştur. Çok deli ediyor adam. Ben size dedim okumayın, tiryaki olursunuz. Mübala zannediyorsunuz. Eğer aranız iyi oldu mu, iletişim oldu mu, hiç. Yabancı lisana da gerek yok. Bak bizim Amerikalı Müslüman oldu ya aşağıdaki. Bak lisan bilmiyoruz değil mi nerede İbrahim? Hı. Nasıl sarılıyoruz öpüyoruz? Yani konuşmuyor bir şeyler oluyor. Yani yeter ki sevgi olsun. Sen yeter ki bunu sev. Anlamazsan lisanın oluyor işte. Muhabbet akıyor. İlle muhabbet olması lisanını bilmekten olmuyor. Bak Amerikalı ile nasıl sevişiyoruz? Sen de değil abi bugün şeyle de oldu. Abdullah orada aynısı. Hiç değişen bir şey yok. Sarıldınız bilmem ne değil mi? Hemen sarıldı abi. Hemen böyle açtı kollarını. Beni görür görmez. Allah Allah. Festival. Beni ilk tanışmamızda alladı. Evet. Amerikalı değil mi hatırlıyor musun? Beraberdik aslında abi. İlk beraberdik. Sonra bitirmişsin zaten. Ondan sonra sarıldı ağladı. Sanki bekliyordu sanki. Aslında bekliyordu yani. Sanki biz bekliyoruz. Amerikalı ya. Çok sevindim abi. Senin adını duyunca bugün. Allah Allah. Gideceğim ya inşallah. Bir gidelim. Neyse hadi bakalım. Ya güzel şeyler. Risale Nur. Ne olur 10 dakika okuyun ya. Sebebi muhabbet ya lezzet veya menfaattır bir. Veya müşakilet yani meyli cinsiyet. Yani cinsinde var olan cinselliktir, karabettir, insanlıkla alakalı özellikler. Meyli cinsiyet. Teyzemdir, halamdır. Tamam, insandır, ahlimdir, kamildir, abimdir, ablamdır ya. Meyli cinsiyetin bir şubesi cinsellik ama hepsi cinsellik değil. Ya. Mesela dava arkadaşımız birisini arıyor. Ondan sonra, abi sen misin diyor. Hiç tanımadım şey yani hanım. Buyurun dedim.
Abi dersleri dinliyorduk böyle. Bizzat sesini duyma bana şey verdi falan. Bakın cinsellik değil ki. Acayip bir muhabbet. İnsanı inşa ediyor. Allah Allah. Veya kemaldir. Kamil insan sevilir. Dünyada en lezzetli şey güzel ahlaklı insandır. Onun tadına doyulmaz. Tesellidir. İnan şey isme. Böyle kimdir o? Gördüğün zaman seni rahatlatan, konuştuğu seni düşündüren, konuştuğu zaman seni düşündüren, en olumsuz ortamda bile sana müsbeti gösterip kuyudan seni çıkartan dost bu yani. Yani en tatlı, en hoş, güzel, ahlaklı insandır. Bu kadın olur, erkek olur. Önemli değil. Ötekisi ise cinsellik defacet gibidir ya. Bunda bir şey değil ki ya. Allah'ını seversen ya. Kuşlardan kargayı gören en iyi budur der. Mabet kuşu görmemiş ki. Biz bedensel kuyularda olduğumuzdan ruhani lezzeti bilmiyoruz ki. O iyidir diyelim de onun peşine koşalım. Bedensel bir lezzeti, hayvaniyette de olan budur zannettik genel. Ama ruhani, akli, ulvi, kalbi, vicdani lezzetler. İşte sahabe peygamber hasta olmuş, aşık olmuş. Neyle bu neyle izah edeceksin? Erkek erkek işte. Mevlana Şems ilişkisi. Ya. Doğru. İşte ben diyemem talibeyim ya Rüştü abinin. Talibesiyim. Gördün değil mi İsmet? Gördüm. Oturuyor ben haberim yok. Divanda oturuyor. Ben su yer sofrası kurulmuş. Orada çay ikram ettiler. Sofrada çay. Ondan sonra bir şey de getir dedi onu. Asam bir şey getir. Biliyor tatlı falan şey var. Getir ondan dedi. Arkamdan çaktırmadan ağladığını söylediler bana. Bana arkamdan böyle bakıyor. Seyredip ağlıyor. Sonra baktığım zaman öyle hiçbir şey göstermiyor. Ya. Ben dedi ki sevgimi düşün ki derste atılma geliyor. Yani cinsellik mi yani bir şey anlatmak istiyorum. Kemalat bambaşka bir şey. Uzaktan kadın erkek, erkek kadın kemalatı için çok sever hasta. Ben de hastayım öyle kamil insanlara. Hocam ağlatacaksın bizi ya gözünü seveyim. Evet doğru söylüyor. Kamil insan değil mi? Deri Hoca'yı hatırladın mı? Ya. O 80 küsur yaşında bastonla ya limon da mutfaktan getireceksin hala ya ben sen otur. Nasıl böyle 80 yemek ikram ediyor bize. Lezzet alıyor seyretmekten. Ye diyor. Hasta hasta gece 1.30'da kalkmadı o 1'de. Hem de kanser. Gece Hasan geldi. Saat 4'te çıktık yola. Akşam 1'de vardı. Hasan'ın biz bak akşam İstanbul'dan Almanya'dan gidiyorum havalimanına. Arabaya doğru mu yanlış? Evet. 4'te iniyoruz. Doğru evine karşıya bilmem nereye gitmek için gece 12 1 mi? 1 gece ancak varabiliyoruz. Hiç dershane gitmeden direkt ona gidiyorum. Tuzla'da bilmem nerede. Ondan sonra kaldırıyorlar. Ya kemalat. Nedir ya beni oraya sevk eden? Bir de kanser o da fırlıyor. Bakıp ağlıyor. Getirin böyle. Elle şey yapacak. Şu mandalina mı soyacak? 86 yaşında bilmem ne yapacak böyle. Veya çocuk anasına. Ana çocuğuna ya. Allah'ını seversen ya bu bedensel şeylerden çıkalım diye anlatıyorum bu yarım saat. Bedensel neymiş ki yani? Şimdi ana bebeğini seviyor. Cinsellik mi ya? Bedensel midir? Kör olası cehalet. Kar olası bir cehalet. Yalnız zevk almıyor mu ya? Kalkıyor, emziriyor, yediriyor, içiriyor ya. Kör olası cehalet, kar olası cehalet. Bedensel hayat neymiş ya? Bununla bir şey mi? Keyfe bak ya. Bizim diyalogumuz, iletişimimiz, münasebetimiz. Hazreti Ali demiş ya sana böyle cahille cennete bile girmem. Girmem demiş. Vallahi doğru söylüyor. Ulan hakikaten doğru söylemiş. Yani bazen coşar oluyorum Hazreti Ali. Doğru söylemiş vallahi. Vallahi doğru söylüyorsun ya. Cahille ne işin var? Orayı da berbat koyduğum şey yapar koyduğum. Bozar yani tabi. Çünkü kemal mahbubu lizatidir. Yani ne şeyi seversen
ya lezzet için seversin, ya menfaat için, ya evlat, meyil gibi bir müşakele-i cinsi için. Bak, kemal, kemalat neymiş biliyor musun? Ya mahbub-u lizatidir. Yani bizzat sevilir. Bizzat sevilen bir şey. Yani sebebi olmasın. Mesela Allah'ın Allah sevgisi mahbub-i lizatidir. Bizzattır. Yani ya Allah bunu verecek de cennete koyacak da beni ateşten koyacak. Böyle değil yani Allah sevgisi. Kendisi. Mesela ana sevgisi. Annenin çocuğu sevgisi. Ben ablama karşı sevgim. Yani sebep yok ki. Yani bir bedensel veya dünyevi bir şey yok. Ne işte bizzati seviliyor. Lezzet ya da menfaat yok. Yok. Menfaat yok. Lezzet de yok. İşte buna ne deniliyor? Mahbubu lizatihi. Ne kadar güzel. Yani bizzat sevilen şey. Esbapsız. Sebepli sevilenler sebebe bağlıdır. Sebebi yoksa muhabbette gitti. Mesela hanımını bedeni için seviyorsan bedeni arızaları oldu mu koyarsın kenara. Ama kalbi için onu koyamazsın işte. Ne olursa olsun. Felç dayı olsun altını temizlersin. İşte X sen tanıyorsun. Evet. Çatalca. Senelerden beri altını alıyorum dedi. Ha, adam karısının. Çünkü seviyorum ben diyor. 17 tane ev değiştirdi ya. Ya 17 tane. Atarsın kenara. Hayır. Elhamdülillah. Ya İslamiyet ne güzel bir şeymiş ya. İman ne güzel bir şeymiş. Allah başka bir şey olduğu gibi Allah'ın bizdeki en güzel karşılığı iman. O da bambaşka bir şey. Allah başka bir şey. İman başka bir şey. Bilmiyoruz. İman yalnız imanla bir şey alınmaz. İman kendisi neticedir. Ücretin kendisidir. Kendisi ruhun cennetidir. Cennet için değil, haşa. Yani mesela ben bununla yazarım. Bu vasıta değil mi? İman vasıta değil. İman kendisi neticedir. Şöyle bir misal vereyim size. Siz hiç sevmediğin, nefret ettiğine, kişiye en çok sevdiğini verir misin? Bir daha söylüyorum. Sen en nefret ettiğin kişiye en çok sevdiğini verir misin? Salih? Vermem. Allah'ın en çok sevdiği imandır, hidayettir. En çok sevdiğini verir. O da sensin bak. İbrahim bundan daha güzel bir şey olur mu? Daha Allah beni seviyor mu diye sorgularsak ayıp değil mi ya? Şimdi mesela affedersin özür dilerim kız seviyorum diyor. Ben de seni seviyorum diyor. Ondan sonra ikide bir ya kız beni seviyor musun ya? Lan ikide bir ne gibi temcit pilavı gibi getiriyorsun ya? Bilmiyorum herhalde böyle oluyor galiba da. Yani Allah ne kadar hoş ya. Hoşuma gidiyor. Herhalde da cennette de olacaklar. Önce Rabbimizle şey yapacağız ya. Cennet mi burası, orası mı? Demek ki iman manyaklığıma ver. Bazen karışıyor tamam mı? Orası mı burası? Elmesi neyse var. Allah Allah. Yani ne şeyi seversen neyse ya lezzet için seversin ya menfaat için seversin ya da evlat meyil gibi bir müşakkeli cinsi için ya kemal olduğu için seversin. Eğer kemal ise başka bir sebep, bir garaz lazım değil. Kemal ise bir kadın kemal sahibi, bir erkek kemal sahibi. Yani bana menfaati var, bilmem nesi var falan değil. Kamil ise sevilir, sebebi yoktur. Ya ne hoş ya, ne hoş insan ya, Allah Allah ya. Hoşuma gidiyor ya. Niye, ne bileyim gidiyor işte, kamil. Bizzat diyaloğum yok, akrabam yok. İşte diyor kemal. Kemal ise başka bir sebep, bir garaz lazım değil. Bizim mabelimizde bu geçerli değil mi abi? Cemaat olarak. Cemaat mesela. Bizim kardeşlerimizi bu şekilde. Arkadaşlar doğru söylüyor. Yani ben sizden Allah biliyor da sizden mesela Allah biliyor desen yalanı Allah biliyor dedin kafir olursan. Muhtekada geçiyor. Muhtekada geçiyor ha. Osman'ın son
fıkıh kitabında. Yalana Allah şahitim olsun desen kafir olursun. Allah yalana şahit olmaz. Ben size ben sizden rahatsız olmuyorum. Sizi görünce rahatlıyorum. İşte bu işte cemaat lezzeti bu. Kemal yani. O bizzat sevilir. Mesela eski zamanda sahibi kemalat insanlar herkes sever. Ne eski zamanda? Şimdi pek kalmadı. Şimdi sahibi kemalat ancak şahsi manevide var. Biz onun bir tarafıyız. Mesela Abdullah bir, bu şahsi manevi bir ayağıdır. Sen bir kolusun, o bir kulağı, o bir burnu, bilmem nesi, karaciğeri, böbreği falan. Yani bizim güzel sıfatımızı havuza at. Senin bir güzel sıfatını, senin. Tamam, en son Ömer, sen de sıfatını at, havuz. Ha, bu işte kamil insan. Ne, insanla ne alakası var? Balık kokusu. Balığın dışında düşünebilir misiniz? Bir daha söylüyorum. Balık kaldırın ortadan. Balık kokusu kalır mı? Kalmaz. Benim sıfatım benim. O sıfat da benim. Koy oraya. Benim sıfatım ruhumdan kopuk olamaz. Balık kokusu balıksız olamaz. Benim sıfatım ruhumsuz, ruhsuz olamaz. Ha, benim sıfatım koy oraya. Sen de koy sıfatını oraya. Sen de koy. Atom da koysun. Koy. Koy koy. Koydunuz mu özelliklerinizi? Hangi güzel özellik? İşte onu karıştırın. O iş, o şahsi manevi insan-ı kamildir. O insandır o. Eksiksiz insan. Çünkü insani sıfatlardan gelen bir şey insansız olur mu? Hayvan olur mu? Maneviyat olur mu? Ne maneviyatı? İnsanı taşıyor. Affedersiniz, özür dilerim. Büyük abdest, idrar, kan, ses, ter, et parçası, tırnak, yani koparttığım her şey beni tanımlamıyor, ben değil miyim? İdrarım bile benim batınım dışarıya taşıyor, sesim, simam, benim sıfatım hadi beni taşır. Arkadaşlar sıfat mefsussuz olur mu? Yani ruhsuz olur mu, hayatsız olur mu? Sıfat hayatsız olur mu ya? Benim sıfatım, benim merhametim benden kopuk bir şey olur mu? O zaman benim güzel sıfatımı koy oraya. İşte şahsi cemaatin şahsi manevisini anlattım. Cemaatin şahsi manevisi, cemaatin efradının güzel sıfatlarının bütünlüğünden geliyor. O da canlı ve ruhlu, şuurlu ve akıllıdır. O bizi idare ediyor ve yardım ediyor. Yani kalplerimize şunu yap diyor İsmail. Ya kalbime geldi diyor. Şunu yap, böyle yapma diyor. Yardım ediyor size. Tamam? Şahs-ı manevi imdadıma yetişti diyor. Bu işte. Yani insanların güzel sıfatlarının bütünlüğünden çıkan kamil bir insan. İnsandır o. Ama dünyada TC'nin nüfus kağıdı yok. İşte bu eksiği o. Şahs-ı manevi bir şey değil mi? İnsandır insan. Aynı böyle bir insan düşün. Mesela beni rüyada görüyorsun. Rüyada. Oysa ben almayayım. Tamam. Ben sana bir şeyle söylüyorum. Vay be uyanırsın. Aynen öyle oluyor. Peki kim? Hah. Bunun gibi şahsi manevi de seni böyle kalbine duygu verir. Kafana meyil verir. Düşünme der. Yapma onu. Deme onu. Ver onu. Git derse diye bir meyil olmuyor mu? Hah. On işte Allah tarafından o şahsi manevi denilen insan kalbine bu pompayı veriyor. O yapıyor. Yani şahsi manevi böyle bir hayali, tahayyülü, tasavvuru falan değil böyle. Bizzat realitesi var, mahluktur. Bak nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Balık kokusu balıksız düşünemezsiniz. Benim sesimi bensiz düşünemezsiniz. Benim simamı bensiz düşünemezsiniz. Benim hal var ya, haletimi, ruh, hissiyatımı, latifelerimi bensiz düşünemezsiniz. Ha, benim güzel sıfatım da havuza oraya gittiği zaman... Ben varım orada. Benim o güzel sıfatım, senin o güzel sıfatın, onun o güzel sıfatı, onun bütünlüğü insandır ya. Sıfatların cemi işte. Kusursuz bir insan. İşte insan-ı kamil. Ondan diyor ki, o bizzat sevilir. Mesela diyor, yeni demiyor, eski zamanda sahibi kemalat insanları herkes sever.
Eski zamanda. Şimdi sevmezler mi? Pek hani az var. Şahs-ı manevi de vardı ondan. Onlara karşı hiçbir alak olmadığı halde istisnakarane muhabbet edilir. Mesela dairenin içinde ihanet etmiş, yanlışlık yapmış. Yani kalbine bir sıkıntı veriyor. Derse gelemez, şey yapamaz, sıkılır, sevemez, nefret eder. Olan bana kim bu oğlum, Bülent var ya, Ömer falan filan. Bir nefret olur, tak kendini dışarıda bulursun. Kim attı seni bil, şahsı manevi. Basit bir sebep bulursun. Ya hoş ya, Allah Allah, hoşuma gitti. Güzel zaman geçiyor, çay içiyoruz, ne bileyim, muhabbet ediyoruz. Güzel ders de oluyor, tak şahsı manevi sana pompalıyor. Sen de diyor ki git oraya, kış kış, kış kış, kış kış, kış kış. Basına düşürebilir, kış kış. Şey, anladım. Şahs-ı manevi. Yani manevi bir şahs, atom cinsinden olmayan. Simam da öyle. Manevi şahs demek, vücudu haricisi olmayan değil ki. Maneviyat mahluktur. İman mahluk olacak da maneviyat mahluk olmaz mı? İman mahluktur. Nurdur diyor iman. İman nurdur, kuvvettir. Hakikati mahluktur, mahiyeti değil. İman mahluk olacak, imanın sıfatı olan maneviyat mahluk olmayacak. Ben mahlukum kardeşim. Ruh mahluk mudur? Mahluktur. Ruhun sıfatı olan kemalat mahluk olmaz mı? Vücudu harici gelmiş, ziyaret, zişurdu, kanuni vücudu bir mahluku zişurdur diyor. Mahluktur. Ruhun dışa vuruşu olan maneviyat mahluksuz olur mu? Ha, o çıkan sıfatım, o kemal özelliğim mahluktur. Senin özelliğin mahluktur. Onun özelliği mahluktur. Mahluk, onları cem et, o sıfatların bütününe şahs-ı manevi insan-ı kamil diyor. İnsan-ı kamil. O imdad ediyor, o kuşa yapıyor. Bana diyor ki git ona şey söyle, ona yardım et. Mesela onu sev diyor. Ya hadi derse diyor. Kalbimizdeki o dürtüler, kafamızdaki o meyil, düşünceler hep onunla alakalı. Menfi vermiyormuş. Allah. Menfi vermezmiş ama layık değilse de karışmaz. Hep musbeti pompalıyor. Hani ustad bundan yardım istiyor. Ya Rabbi, Risale-i Nur talebenin şahsın manevisi namına şu sıkıntımı bertaraf eyle Allah'ım. Ya zehirlenmedin demiş. Yani olmayan bir şeyden yardım istenir mi? Himmet istenir mi? Ben de diyor, ben sizin şahs-ı manevizden himmet istiyorum diyor. Ya Rabbi, Risale-i Nur'un şahs-ı manevi satırına Allah'ım şu sıkıntını bertaraf eyle ya Rabbi. Amin. 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 Kafanızda hangi sıkıntı varsa. Bak ben söyleyeceğim, sıkıntıyı herkes doldursun. Ya Rabbi, şu dersin ve Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi hatırına benim şu sıkıntımı Allah'ım bertaraf eyle. Şahs-ı manevi hatırına şu sıkıntımın yerine zıttını kaim eyle. Ya Rabbi, şahs-ı manevi hatırına Hazreti Ali'yi, Hazreti Ali'yi huzuruna mani olmasın diye, huzurunu bozmasınlar diye hangi esma ve sıfatınla huddam yarattınsa, ya Rabbi bizim huzurumuza mani olan erva habiseleri, mevadi şerireleri, cinleri, ervahı ruhanileri ve şeytanları ve insanların kem nazarlarını, kem düşünlerini, hasetlerini bertaraf etmek için Hazreti Ali hangi esma ve sıfatınla huddam yarattınsa bize de huzuru etem, huzuru tam vermeye vesile olması için o esma ve sıfatın hürmetine bize de huddamlar yarat ya Rabbi. Amin, amin ya Rabbi. Şahs-ı manevinin hatırına. Amin. Oh. Burada kesiyorum. Vahir davahum. Enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tıma salavat.